CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu terör saldırılarında toplumdaki kutuplaşmanın da payı olduğunu söyledi. Ankara saldırısında güvenlik zafiyetinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında böyle bir olay yaşanmaz dedi. Hükümete söylenmeyi bıraksınlar, failleri ortaya çıkarsınlar diye seslendi. Kılıçdaroğlu, HDP ve MHP gibi iki zıt partinin bile CHP'nin hükümet kurmasını istediğini söyledi. Çünkü bu seçimler diğer seçimlere benzemiyor. 1 Kasım için çok rahat olduklarını söyledi. Gerekçesini ise milletin emanetine sahip çıktık diye anlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gazete Habertürk'ten Kübra Para konuştu. Seçmenin 7 Haziran'da sandığa saygı göstermeyenleri tespit ettiğini söyledi. 1 Kasım'da onları çok güzel bir ders bekliyor. Milletimiz, parti çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarından üstün tutanları da, her şeye hayır diyenleri de biliyor dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, HDP'ye oy veren vatandaşların düşünerek bu kez sandığa gitmelerini ve mutlaka CHP'ye oy vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Peki 1 Kasım'da tablo değişmez ve koalisyon ihtimali tekrar ortaya çıkarsa ne olur? CHP lideri 7 Haziran'ın ardından yapılan koalisyon provalarının bu süreçte işe yarayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, terör saldırılarında toplumdaki kutuplaşmanın payı olduğunu ifade etti. Ankara katliamı üzerinden hükümete yüklendi. CHP iktidarında böyle bir olay yaşanmazdı dedi. Güvenlik ve istihbarat zafiyetinin olduğunu savundu. İstifa çağrılarını yineledi. Böylesine büyük çapta bir terör saldırısı karşısında sorumluluğu olan, onur ve vicdan sahibi herkes düşünmeden istifa eder. Eğer CHP iktidarında böyle bir olay yaşansaydı, sorumluların derhal istifa etmesini isterdim. Eğer sorumlular istifa etmezse, hepsini tereddüt etmeden görevden alırdım. Haklarında gerekli bütün soruşturmaların yapılmasını sağlardım. CHP lideri hükümete söylenmeyi bıraksınlar, failleri ortaya çıkarsınlar diye seslendi. Sözü dış politikaya getirdi. İktidar olduğumuzda ilk yapacağım şey Suriye'deki savaşı durdurmak. CHP lideri, Türkiye'nin bugün bölge politikalarını uzaktan izlediğini savundu. Devlerle değil, örgütlerle muhatap oluyoruz eleştirisi yaptı. Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu konusunda iddialı konuştu. Bu sorunu çözebilecek olan tek parti CHP'dir dedi. Samimi olduklarını vurguladı. Devletin resmi muhatabının siyasi temsilciler olduğunu ifade etti. Bireysel olarak kendimi düşünmüyorum. Ve zamanım var zaten. Yani düşünsem ne olacak? Herhangi bir şey olmayacak yani. Peki yoğun gündem arasında ailesine vakit ayırabiliyor mu? CHP lideri torununu yeteri kadar görememekten şikayetçi. Bir araya geldiğimizde o zaten bana sorular soruyor. Etrafımda dönüyor. Ben ona bir şeyler soruyorum. Okulunu soruyorum. Arkadaşlarımı soruyorum. O bana yeni aldığı bebekleri, oyuncakları gösteriyor. Kendi odasındaki sandığını gösteriyor. Şimdi bir günlük yapmış. Anılarını yazıyor. Aman dedim, anılarını bana göstermeye başladın mı? Dede diyor, hiç meraklanma diyor. Arka sayfaları göstermeyeceğim diyor.